Ama akalım. Galiba tarifim YouTube'da. Bunları Valideba korusunu gezdirmeye karar verdik. Çekebilirsin. Burası av köşkü. Biri telefonla konuşuyor ve hıza yaklaşıyor. Burası havuzuymuş sanırım. Ana caddeye yakın. Sahilinden ikinci. Burası Hababam sınıfının çekildiği yer. Onu bir evet, orayı da istedim. Söyleyelim de. Orayı birazdan gideriz. Şurada musluk var içinde. Spoiler vermiş olalım. Hafiften. Tamam. Ben mimarım, bu kadar etkilenmedim. Kedi yuvası. Evet, burada şimdi bir sürü... bayağı bir gördüm de şu an gideceğim. Bir sürü kedi. Bir sürü köpeğe ev sahipliği yapıyor. Ve işin ilginci, köpekler ve kediler bayağı kankalar. Yani hani yemeklerini falan paylaşıyorlar. Çok güzel bir yer o yüzden. Burayı yıllardır çok seviyorum. Özellikle yazları inanılmaz güzel yürüyüş yapabiliyorsun. Herkesin Belgrad Ormanı varken bizim Valideba korumuz. Gidelim mi o tarafa? O tarafa da gidelim. Oraya doğru gidelim. Bir burada... Ama akalım. Galiba tarifim YouTube'da. 2 kilolu çorap var. Elimi ne yapıyorum? Eline kontrol et. Evet, dikkat. Beyaz ayakkabılarla çabuk. Burayı ben alayım, var. Burayı ben alayım. Benim de beyaz. Aynen, siz şimdi önünüze bakarak yürüyün, ben de yavaş yavaş gidelim. Çok girmesek mi? Öyle mi? O zaman şöyle gösterelim yani, doğa işte aynen. Doğa. YouTube'a doğa şeyi videosu işte. Yazarsanız. Doğa burası. Doğa burası. Böyle işte. Bu etrafta doğa. Buraları... Kolay gelsin. Aynen, buraları hızlandıracağım. Koşuyor gibi. Evet. Bitti, bu kadardı. Oo, çok güzel bir koşuydu. Evet, 15 kilometre. Biliyorsunuz ben de kedimi sahiplendim ve buradan sahiplendim. Hatta az ileriden, az ilerideki bahçeden, çay bahçesinden. Burası da böyle. Hatta sahiplenme olayımız şuydu. Akşam yürüyüşe çıkalım dedik. Ve beni minik bir kedi kovalamaya başladı. Öyle dikkatimizi çekmişti. Evet, o sırada Buse telefonla konuşuyordu ve kahkahalara falan boğuldu. Hani bildiğin kedi beni kovalıyor. Yani şu hadi kadar yürürken yavruydu. Anlat. Aynen. Yavruydu. Kanka ve... ona şey. Şu kadar şöyleydi, yavruydu. Küçük göstermedin mi? Anda bu kadar yavru. Yani şöyle bir yavru beni kovaladı. Şöyle bir yavru beni kovaladı. Oh, Simba biricik. Oh, Simba. Şimdiden patlı yemeğe gitsek mi? Olabilir. Tamam, gideriz. Şu gezimizi bitirelim. Benim canım sabah. KYK'nla değil mi? Süper fikir. Evet, Simba'yı aldım masa. KYK'nın yaptığı gibi. Evet, şu an Hababam sınıfı müzesindeyiz. Kanka içeri giriyoruz. Hani i̇çeri giriş var. Düğün falan olduğu için de kapatıyoruz. Tamam, biz de düğüne geldik. Şu
Şu an kapalı mı? Evet, yarım saat önce kapanmış. Yarım saat önce mi kaçırdık? Tüh. O zaman gelmek isteyen kendi gelip görecek. Ya da bir sonraki... Bir dakika, içerisini görmek istiyorsanız... like ve beğeni... Dur, zaten ikisi aynı şey. Cama. 10 like gelirse müzenin içine giriyoruz. 10 like. 10 like az. Aynen, ama şu an kostümümü getirmedim. Eğer içeriye girmemizi istiyorsanız... Hem de pencereden... 100 like. Böyle fotoğraflar çektim. Bunlardan birini editleyip atacağım. Eğer mimari okuyorsanız böyle bir şey atmak zorundasınız. Yoksa bölümü bırakmanız gerekiyor. Çünkü hani biz fotoğraf çekmek için bu bölüme geldik. Ben bunu anlıyorum. Bütün arkadaşlarım bunu yapıyor, demek ki doğrusu bu. Çok doğru. Şu okuyup atacağım. Damla Altunken hesabından bakabilirsin. Bu kız. Bu kız. İşte. Okur demek. Aynen aynen. İyi para kazanacak. Evet evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Burada oturuyorsanız zaten 3 seçeneğiniz var. Ya aşağı Starbucks Reserve'e gideceksiniz ya yukarıdaki Starbucks'a gideceksiniz. Ya üç da... Üç dedim. Viyana kahvesinde tatlayabilirsiniz. 4 kişiyseniz de Acı Badem'e veya Koşu Yolu tarafında bir yerde 101 oynamaya gidebilirsiniz. Ama şu an 3 kişi olduğumuz için ya tatlı ya kahve seçiyoruz. Tatlım kahvemi. Bir şey diyeceğim. Kahvemi. İkisini de yapalım. Yalnız sana tatlı. Bak, bir şey diyeceğim. Buse, bir şey tatlı diyeceğim. Tatlı o zaman, çünkü ben tatlı. İki tane yapalım. Altta da şey seçeneğe koyayım. Ona tıklasınlar. Mesela kahve isteyenler direkt oraya kaysın. Video geçsin. Seçimimizi göreceğiz. Hayır ya, ikisini de izleyin işte, o fayda. İkisine de gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, baldızımız her zamanki gibi araya girdi. Sevgilimle belalı baldız. Belalı baldız. Pardon. Sevgilimle. Bence kanal. Öyle mi? Evet, belki bilineniz vardır. Viyana kahvesindeyiz. Tatlımızı söyledikten sonra tatlımız gelince devam edeceğiz. Hadi bakalım. Sebastian'ı değil mi? Hayır, şey alacağız. Sütlü çikolata Sebastian. Öyle mi? Ha şu, aynen. Fiyatı 22,5 lira. Daha ne kadardı? 17 falandı değil mi önceden? Yani bir iki ay önce, ben şöyle menünün geri kalanını da göstereyim. Tereyağlı kruvasan falan. Yani değişik tatlı çeşitleri de var. Onu söyleyelim. Döndür artık. Sadece Viyana değil. Buralar kahve zaten klasik. Türk kahveleri, çaylar. Sıcak çikolatalar ve dondurma çeşitleri de mevcut. Soğuk içecekler zaten bildiğiniz gibi. Karar verdik galiba. Tatlarımız geldi. San Sebastian. Evet, içeriğinden bahsedeceğim ama önce story atılacak. Story time. Gerçekten bunun bir defa tadına baktığınızda kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Bu kişi sevgiliniz dahi olsa da. Çünkü öyle bir tadı var. Böyle yani kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bunu söyleyeyim başta. Damada biraz gurme. Şu üzerindeki çikolatadan bahsediyorum. Tadı tam olarak şey gibi. Kinder sürpriz yumurtanın eritilmiş hali gibi. Haksız mıyım? Evet. İçindeki şey de şöyle göstereyim hafifçe. Cheesecake değil mi bir nevi? Aynen öyle. Tam olarak cheesecake. Buse, ben başlıyorum. Başla. Ben de başlıyorum. Evet. Çikolatası biraz akıyor. Çok güzel değil mi? Ben evet. Aşığım ya herhalde. Kinder mi bu? Değil mi? Efendim? Biz Sunday'deyiz değil mi? Bugün Sunday mi? Pazar. Evet. Bazen günleri karıştırıyorum. Evet. Ben galiba eğer böyle vlog çekmeye devam edeceksek Soleli yemeğe alışmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi.
şimdi. Siz story'yi böyle attım, onu da gösterelim. Hı, evet. Mimarların atması gereken aynen story. Aynen öyle, attım. Evet, aslında vlog durdurmadım ama nasıl olduysa bir anda bitirdik. Aslında vlog durmadı hiç. Yani şey, kamera hiç durdurmadı. Doydun mu? Doydum. Doymadım. Buse doymadı. Niye lan söyleyeyim, ben de doymadım. Yani şundan 3 tane daha olsa 3 tane daha yerdim. Hadi gidelim. Şimdi kahveye doğru gidiyoruz. Evet, böyle şöyle yerini de göstereyim ben size. Burası koşu yolu. Şurası koru. Az önceki geldiğimiz yer. Ve oradan çıktıktan sonra Viyana kahvesine gelebilirsiniz. Şu sorumu izleyiciler de merak ediyor. Viyana kahvecisinde, kahvesinde neden kahve içmedik de sadece tatlı yedik? Şu an kahve için başka bir yere gidiyoruz. Evet. Gerçekten İstanbul'daki 3-4 rüzgardan bir tanesi zaten. Ve burada çok çeşitli kahveler içebiliyorsunuz. İşte biz vizyonsuz olduğumuz için rüzgar kahvesi almadık ama ben denemiştim. Çok güzel çekilmiş kahveleri oluyor. Sadece buraya özel ve sadece buradan alınabilen. Bu kahveleri böyle siyah bardaklarda alıyorsunuz. Kesinlikle. Ama ben hani filtre kahve senelerdir zaten içtiğim için yani rüzgar kahve biraz daha farklı geliyor. Yani çok böyle hani canım değişiklik istediği zaman rüzgar kahvelerden alıyorum. Çünkü zaten hani white mocha falan bana göre değil. Onlar çok şekerli geliyor. O yüzden değişiklik istediğimde böyle daha değişik çekilmiş kahveler güzel oluyor. Evet. Mükemmel bir anlatış. Burası daha sakin ve buradaki burayı evet. Burayı damlayla. Burası. Nereye benzetiyorsunuz? Arsuz. Allah Allah. Biz ben de tam İstanbul'a benzetiyorum koşu yoluna. İskenderun Arsuz'a çok benzetiyorum. Evet. Çünkü yazımızın olduğu yer ve yazı orada geçiriyoruz buzdanlayla. Evet. Beğendin mi montunu? Bakayım, dön be. Bilemedim. Bence fena değil. Alışverişimizi bitirdik ve yavaştan eve doğru dönüyoruz artık. AVM'yi de kapattık. Burası tepeden. Siz görmediniz tepeden ama ben bunu bayağı bir giydim ve her açıdan fotoğrafımı çektik. Evet. Ve en sonunda gerçekten hani kol boyu değişiyor sadece. Buna inandım. Bugünlük de bu kadar.